Arkadaşlar merhaba. Türkçe Haniye hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün zamirlerle ilgili 7. testi çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerinden farklıdır demiş. Hepimiz sözcüğü nedir arkadaşlar? İsmin yerine geçmiştir. Bu belgesiz zamir olarak kullanılmıştır. Herkes yine belgesiz zamirdir. Yine ismin yerine geçmiş. Fakat kim olduğu belli olmadığı için belgesiz zamir olarak kullanılır. Kendisi dönüşlülük zamiridir. Bildiğiniz gibi arkadaşlar zaten tek sözcükten oluşuyor dönüşlülük zamiri. Başkası yine ismin yerine geçmiş. Bu da arkadaşlar belgesiz zamirdir. Kim olduğu belli değil. Çoğu kişi ifadesinde ise bakın kişi isim hangi kişi çoğu kişi ismi belirtmiş. Ama yine net olarak belirtmediği için belgisizdir. Fakat ismi belirttiği için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Belgisi sıfat diyoruz. Farklı olanı sormuştu. 5 numaralı sözcük belgisi sıfat olduğu için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisinde farklı türden zamirler bir arada kullanılmıştır? Bakın bize farklı türden zamirleri soruyor. Bugün okulda onu hiç görmedim cümlesinde bakın onu sözcüğü ismin yerine geçmiştir. O yüzden bu kişi zamir olarak kullanılmıştır. Bir tane zamir var. Sana böyle yerlerde dolaşmamını söylemiştim cümlesinde ise bakın sen zamiri a yönelme eki alarak sana olmuş. Olsun arkadaşlar bu yine nedir? Kişi zamiridir. Başka zamir var mı? Yok. Bunu da geçiyoruz. Bu konuda kimse onunla yarışamaz ifadesinde onunla sözcüğü İnsan adı yerine kullanıldığı için kişi zamiridir. Kimse sözcüğü de yine ismin yerine geçmiş. Fakat kim olduğu belli olmadığı için bu da belgisiz zamirdir. Dolayısıyla hem belgisiz zamir var hem de kişi zamiri var. Farklı türden iki zamir kullanıldığı için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. İzmir'de en çok nereyi seviyorsun cümlesinde. Bakın nere sözcüğü ismin yerine geçmiş. O yüzden zamirdir. Soru yoluyla geçtiği için arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Soru zamiri diyoruz. Yarınki törende sana da görev verdiler cümlesinde yine sana sözcüğü ismin yerine geçtiği için, insan adının yerine geçtiği için kişi zamiri olarak kullanılmıştır. Üçüncü soru. Bu düzelerdeki altı çizili zamirlerin çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın ifadesinde sana nedir arkadaşlar kişi zamiridir. Yönelme haleki alarak sana olmuştur. Normalde bu nedir arkadaşlar? Sendir. Kimler kalsın ifadesinde ise kimler ismin yerine geçmiş zamir. Bakın soru yoluyla geçtiği için arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Soru zamiri diyoruz. Seçeneklere baktığımızda bakın C seçeneğinde kişi zamiri soru zamiri demiş. Bundan dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım yoktur? Zamirler çekim ekleri alabilir. Buralar eskiden yemyeşil düzlükler ifadesinde bakın buralar sözcüğü nedir? İşaret zamiridir. Lar da arkadaşlar çoklu gekidir. Dolayısıyla çekim eki almıştır. A seçeneğini elemiş oluruz. Çocukların çoğu bu sorunun cevabını düşünüyordu cümlesinde ise bakın çocukların çoğu nedir arkadaşlar bu bu da belgisiz zamirdir. İyelik eki almıştır. Bundan dolayı bu da çekim eki almıştır. Bunu delemiş olduk. Bu yıl tatilde nereye gideceksiniz ifadesinde ise nere sözcüğü ismin yerine geçmiştir. Zamirdir. Soru yoluyla geçtiği için soru zamiridir bu. Aynı zamanda şuradaki e nedir arkadaşlar? Yönelme hal ekidir. Bundan dolayı da çekim eki almıştır. Bunu da ederiz. Kitapların bazıları eskimiş ve yırtılmış ifadesinde ise bakın bazıları yine belgisiz zamirdir. İsmin yerine geçmiş. Hem çoğul eki almış, hem de iyelik eki almış. Dolayısıyla iki tane çekim eki aldığı için bunu da elemiş oluruz. Çocuklardan biz dahil hiç kimse haberdar olmadı cümlesinde ise bakın biz sözcü arkadaşlar kök halindedir. Kişi zamiridir. Kimse sözcü ise yine belgisiz zamirdir. Bu da ise arkadaşlar birleşik zamirdir. Kim artı ise sözcüklerinden oluşmuştur. Dolayısıyla burada da çekim eki yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız e seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde sözcük biçiminde zamir kullanılmamıştır? Bahçenin köşesindeki sedire kendimi öylece bırakıverdim cümlesinde kendi sözcüğü nedir? Dönüşlülük zamiridir. Nasıl yorulmuşum anlatamam cümlesinde sözcük halinde zamir var mı? Yok. Bakın iki numarayı alabiliriz. Burada biraz kestirdikten sonra aklım başına geldi cümlesinde ise bura sözcü ismin yerine geçmiş, işaret yoluyla geçmiş. O yüzden biz buna işaret zamiri deriz. Hemen fırladım yerimden ve aceleyle içeri girdim cümlesinde yine sözcük halinde zamir yok arkadaşlar. Bunu da alabiliriz. Az kalsın buraya neden geldiğimi unutacaktım cümlesinde ise yine buraya sözcü ismin yerine geçmiş işaret yoluyla geçtiği için de biz buna ne diyoruz? İşaret zamiri diyoruz. 2 ve 4 numaralı sözcüklerde sözcük halinde zamir olmadığı için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 6. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu sözcüğü ötekilerinden farklı bir türde kullanılmıştır? Bakalım. Bakın hemen bu kelimelerine bakabiliriz. Bu karanlıklar derken karanlık isim, hangi karanlıklar bu karanlıklar bu sözcüğü burada işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Bu kış derken arkadaşlar yine kış isim hangi kış? Bu kış bu sözcüğü de burada işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Tabut değildir bu. Bir tahta kundak ifadesinde ise bakın bu sözcü kundak kelimesinin yerine geçmiş. Yani ismin yerine geçtiği için zamirdir. İşaret yoluyla geçtiği için de biz buna ne diyoruz arkadaşlar? İşaret zamiri diyoruz farklı olanı sormuştu. A ve B seçeneklerinde sıfat olduğuna göre bu da zamirdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Hediye isim, hangi hediye? Bakın bu hediye ismi belirtmiş. İsmi belirttiği için biz buna ne diyoruz? İşaret sıfatı diyoruz. Bu eski heykelin derken de heykel isim, hangi heykelin? Bu heykelin bu sözcüğü yine ismi belirttiği için burada da işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisinde aynı türde zamirler bir arada kullanılmıştır? Yeni aldığı bilgisayarını bana göstermiyordu cümlesinde. Bakın bana sözcü insan adı yerine geçtiği için bu nedir arkadaşlar? Kişi zamiridir. İnsanlar genellikle yaşadıkları bölgenin insanlarına yakınlık hisseder cümlesinde ise zamir yok. Okuduğum kitapların çoğu bana bir şeyler katmıştır cümlesinde ise çoğu sözcü ismin yerine geçmiştir fakat ne olduğu belli olmadığı için bu belgisiz zamirdir bana sözcü ise yine insan adı yerine geçmiş kişi zamiri şeyler kelimesi ise arkadaşlar yine yerine geçmiş fakat ne olduğu belli değil o yüzden bu da belgisiz zamirdir aynı türden zamirler bir arada kullanılmıştır demişti bakın iki tane burada belgisiz zamir var o yüzden bu doğru cevabımız olabilir. Dursun. Felsefi içerikli eserlerin bazıları yazarın gerçek hayatta tanıdığı birini işler ifadesinde ise bakın bazıları sözcü ismin yerine geçmiş arkadaşlar belgisiz zamirdir. Yine birini ifadesinde ise buradaki biri sözcüğü arkadaşlar yine ismin yerine geçmiştir. Kim olduğu belli değildir. O yüzden bu da belgisiz zamirdir. Bu kitaplar buraya kim getirmiş bilmek istiyorum ifadesinde ise bakın kim soru zamiri ismin yerine geçmiş soru yoluyla. Buraya sözcü ise ismin yerine geçmiş. O yüzden arkadaşlar işaret yoluyla geçtiğinden dolayı da biz buna işaret zamiri diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edecek olursanız hem D seçeneğinde hem de C seçeneğinde iki tane belgesiz zamir var. O yüzden doğru cevabımız ikisi de olabilir. C ve D seçeneklerini yapan arkadaşların cevapları doğrudur. Bu soruda bir hata var arkadaşlar. 8. soru aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? Olayların bu kadar büyüyeceğini nasıl anladın ifadesinde nasıl sözcüğü soruyu sağlamıştır? Anlamak fiildir. Soruyu sağlayan sözcük fiili belirtmiş. O yüzden arkadaşlar fiili belirten sözcüklere biz ne diyoruz? Zarf diyoruz soru yoluyla belirttiği için de soru zarfı olarak kabul edilir. Bu alanda kaç yıl görev yaptınız cümlesinde ise bakın soruyu sağlayan sözcük kaç sözcüğü yıl isim ismi belirten sözcüklere biz ne diyoruz arkadaşlar sıfat diyoruz soru yoluyla belirttiği için de bu nedir soru sıfatıdır. Burada neler olduğunu anlatır mısınız ifadesinde ise yine arkadaşlar mısınız burada soruyu sağlamıştır. Bu nedir arkadaşlar? Bu da edattır. Mı, mi, mu, Soru edatıdır. Burada soru yoluyla kullanılmış. Bunu da geçmiş oluruz. Bu listeden kaç kişiyi aradığınız ifadesinde ise yine kaç sözcü soruyu sağlamıştır. Kişi arkadaşlar isimdir. İsmi belirten sözcüklere biz sıfat diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için de bu yine soru sıfatı olarak kabul edilir. Sınavda en yüksek notu kim aldı cümlesinde ise kim soruyu sağlamıştır. İsmin yerine geçiyor. Bakın Ayşe aldı, Ali aldı, Mehmet aldı gibi. ismin yerine geçtiği için zamirdir. Soru yoluyla geçtiği için arkadaşlar buna soru zamiri diyoruz. Soruda da zamirle sağlananı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir? Ben nedir arkadaşlar bu? Kişi zamiridir. Onu derken yine kişi zamiridir. Ben kişi zamiridir. Neredesin derken arkadaşlar soru zamiridir. Bir ses dediğinde ise ses isim. Hangi ses? Bir ses. Net olarak belli değil arkadaşlar. İsmi belirtmiş. O yüzden de bu nedir? Belgesi sıfat olarak kullanılmıştır. Bize zamir olmayanı sormuştu. Bir numaralı sözcük Belgesi sıfat olduğu için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisinde zamir yerini tuttuğu ad ile aynı cümlede kullanılmıştır diyor. İsmin yerini çeşitli yönlerden tutan sözcüklere zamir denir. Bakalım. Kütüphaneden getirdiği bütün romanları bu odada saklıyordu cümlesinde. Zamir var mı arkadaşlar? Yok. Bunu elemiş olduk. Dayımın kitaplarını ve onları sakladığı dolabı hiçbirimiz merak etmedik cümlesinde bakın onları sözcüğü kitaplar kelimesinin yerine geçmiş. O yüzden bu nedir arkadaşlar? İşaret zamiridir. Dolayısıyla da kitaplar kelimesinin yerine geçtiği için zamir yerini tuttuğu isimle aynı cümlede kullanılmış. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yine diğer seçeneklere de bakalım. Eserlerinde çoğunlukla kendi hayatından parçalar ve izler bulunur cümlesinde kendi sözcüğü nedir? Dönüşlülük zamiridir. Fakat kişi kendini kullanmadığı için bunu da geçtik. Herkes çocuğun yaptığı bu davranışı ayıplamıştı cümlesinde ise herkes sözcüğü belgisiz zamirdir. İçeri giren yabancıyı hepimiz merakla inceledik cümlesinde ise hepimiz sözcüğü yine belgisiz zamir olarak kullanılmıştır. 11. soru bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Bana derken arkadaşlar bana nedir? Kişi zamiridir. Herkes belgesiz zamirdir. Tutun elimden derken el nedir arkadaşlar? Burada isim görevindedir. Ben yine kişi zamiridir. Kimisi arkadaşlar soru belirttiği için soru zamiri olarak kabul edilmiştir farklı olanı sormuştu bize. Dikkat edecek olursanız 3 numaralı sözcük isim görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin son sorusuna geldik. 12. soru. Bu cümlede aşağıda verilen zamirlerden hangisinin örneği yoktur demiş. Bakalım. Benim en sevdiğim romanlar macera ve polisiye olanlardır ifadesinde ben kelimesi nedir arkadaşlar? kişi zamiridir. İnsan adının yerine geçmiş. O yüzden biz D seçeneğini elemiş oluruz. Etkileyici konuşmak insanların çoğunun isteyip de başaramadığı bir yetenektir. Bakın çoğunun derken arkadaşlar kim olduğu belli değil. İsmin yerine geçmiş. O yüzden biz buna belgesiz zamir diyoruz. Bundan dolayı da E seçeneğini de elemiş olduk. Sınavlarda başarı olmanın bir yolu da önceki yıllarda ne sorulduğunu bilmektir ifadesinde. Yine ne sözcüğü ismin yerine geçmiş zamirdir. Soru yoluyla geçtiği için arkadaşlar soru zamiri denir. Bundan dolayı da A seçeneğini demiş olduk. İnsan genel geçer yargıları tekrar ederek kendini geliştiremez cümlesinde ise bakın kendi sözcüğü nedir arkadaşlar? Dönüşlülük zamiridir. Dolayısıyla biz C seçeneğinde elemiş oluruz. Bu cümlelerde işaret zamiri yer almadığı için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.